Saat 19'da İstanbul'da gece başlıyor. Bu kez gecemiz türkü tadında. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ben bu parçayı sevgili eşime gönderiyorum. Ona buradan hediye ediyorum. Onu çok seviyorum. İşlerimizden çıkıp belki bir yerlerde yemek yemek istiyoruz. Belki de yol üstünde atıştırmak. İşte biz bu planları yaparken onlar lezzetli ellerini bizler için çalıştırmaya başladılar bile. Kim mi onlar? Burada hem kebapçı olarak çalışıyorum, fırıncı olarak çalışıyorum. Herhangi bir jokey gibi, herhangi bir eksik, bir yerde bir ustası eksikse tamamlıyorum orayı. O şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Burası bizim bir ekmek teknemiz olduğu için her türlü çabayı göstermek durumunda kalıyoruz. O şekilde anlatabilirim burada. Akşam geldiğim zaman çorbaları yapıyorum ilk başta. Kelle paçaydı, işkembeydi, ezogelini vesaire şeyler. Onları yaptıktan sonra pilavımı yapıyorum. Pirinç pilavı, bulgur pilavı. Ondan sonra kebaplarımı halletmeye çalışıyorum. Ben ustalık yapıyorum aslında yani. İşkembe, tuzlama, kelle paça, damar tuzlama, şirden tuzlama, kelle, kokoreç, arnavut ciğeri. Burada garsonum. İlk gelişimde de aynı bu işe başladım. Öyle devam ediyorum. Zaten bu iş öyle bir iş, girdiğin zaman çıkamazsın. Bağımlılık yapıyor. Onlar hayatlarını yemeğe ve geceye adamışlar. Gecenin zorluklarına mecburlar. Fakat bu mecburiyeti de sevmişler. Bir kere severek. Müşteriye karşı devamlı güler yüz. Bir sanatçı nasıl babası vefat ettiğinde mecburen sahneye çıkıp şarkı söylemek mecburiyetindeyse bizimki de bu. Bizim yani bir lüksümüz yok. Müşteriye surat yapma bir lüksümüz yok. Güzel geçiyor gece. Hani herkese tavsiye ederim. Hani gece bambaşkadır. Gerçekten hani gündüzde bayağı bir farklıdır. Ve onun sesini dinleyebiliyorsun. Çalışabiliyorsun, sessiz, sakin bir kafayla dinleyebiliyorsun, çalışabiliyorsun. Zevkliyim, yani mutluyum ben gece çalışmaktan. Gerçekten çok mutluyum. Severek yaptığın zaman başarılı oluyorsunuz, gerçekten de öyle. Yeter ki yapmış olduğunuz işi severek, candan yaptıktan sonra ulaşamayacağınız, yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Normalde hiç gece çalışmayan biriyim ama keşke bilseydim hep gece çalışırdım yani. Gerçekten de gecenin faydalarını bayağı görüyorum. Mesela birçok kişi geceden şikayetçi. Ama gecenin hatta faydalı olduğunu açısından da bakabiliriz. Gece çalışıyorum mesela sabah uyuma ihtiyacı duyuyorsun. Ama herhangi bir işin oldu mu çıkabiliyorsun. Uykundan biraz mahrum ediyorsun ama işini görüyorsun gündüz. Gezebiliyorsun, tozabiliyorsun. Hele birisi bekarsa o daha bir ayrıcalık. Çünkü gece pek çok detaylar yaşayamıyorsun kız arkadaşın varsa. O yüzden yani ben gayet memnunum gece işinde. Güzel yani. Şaşırtıcı evet ama onlar gece çalışmakla duygusal bir bağ da kurmuşlar sanki. Gece oturup düşündüğü zaman hani ne gibi herhangi bir beklentim ya da bir hedefin varsa orada sakin bir kafayla düşünebiliyorsun.
geceleri. Sessizliği, sakinliği, havası bambaşka geceleri. O yüzden gece tercih etmişim, gece de çalışıyorum. Daha önce de gündüzde çalıştım da oldu. Hastanede gündüzde çalışmıştım, başka yerlerde olsun. Gündüzde çalışıyorum ama şimdi gece tavsiye edebilirim insanlara. Yani bu meslekler, her ne olursa olsun bütün mesleklerde gece çalışmak bambaşkadır. Ben sabah 7'ye kadar çalışıyorum. Güneş doğduğunda gidiyorum. Güneş izlemesini her gün izliyorum. O da zaten bir ayrıcalık. 35 senedir bu gece hayatındayım. Yani gece bizim için gündüz oldu, gündüz gece oldu. Yani insanlar sabahleyin şöyle düşünün, gözlerini şeylerini silerekten işe giderken bizler de o saatte eve gidiyoruz. Düşünün elimizdeki ekmek, üç ekmek. Sabah kahvaltı yapacağız, hanım arıyoruz, diyoruz hanım çay demle biz geliyoruz. Geliyorum yani. Bu işi yapmasam bile İstanbul'u kökten bıraksam, memleketime dönsem gene ben İstanbul'a gezmek için, eğlenmek için gelirim. Ya İstanbul'un ortamını seviyorum. Hani daha önce mesela memleketteyken oranın ortamına göre gidiyordum. Geldim buranın ortamını gördüm. Şimdi memlekete gidiyorum. Buranın ortamını özlüyorum. Ya işimi severek yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. İnsanları seviyorum. Ben 6 yıl oldu. 6 yıldır bu lokanta işlerindeyim. Çok şükür mesleğimi de çok seviyorum. Severek de yapıyorum. Gece çalışıyoruz genelde. Gece zor da olsa daha zevkli bir meslek bu. Her türlü burada insanla muhatap oluyorsun. İç içe ondan sonra güzel bir iş aslında, zevkli bir iş yani severek yaptıktan sonra. Ya tabii ki illaki gündüz her zaman daha avantajlı. Yani Allah gündüz yarattı, geceyi de yatmak için veya geceyi yarattı. Ama biz tabii biraz daha ondan öte mecbur ekmek davası için gece karar verdik. Gece çalışıyoruz. Hani ekmek davası sonuçta. Ekmek parası. İşimiz bu yani. Parasızlık çekmektense bu işi yapmak ve yani kendi işimiz bu. Biz bunu severek seçtik. Yapmak mecburiyetindeyiz yani. Gece çalışmak dediğim gibi hani sakinliği, sessizliği olsun, bir bambaşka bir havası olsun. Hani bir sabah ezanı dinleyebiliyorsun. Çok çok farklıdır. Hani gündüz de çok çok farklıdır. Hem hava temizliği olsun. Hani gece ile gündüz birbirine kıyaslamaya çalışırsan gece kat kat iyi. Ben gece ömür boyu çalışsam sıkılmam ben geceden. Ona şey geliyor yani, huzur doluyor. Kötü huyların olduğu zaman gündüzde onlardan da vazgeçiyorsun, yapamıyorsun. Yapma çalıştığın zaman da yapamıyorsun. Güzel işlerin varsa hani faturalar olsun ne bileyim gibi şeyler, yapman gereken işler var onları halledebiliyorsun. Banka işleri olsun vesaire hani kurum daireleri olsun gidip işlerini halledebiliyorsun vesaire. Hani onun dışında vuruyorsun kafayı yatıyorsun, akşam uyanıyorsun. Ne güzel işte. Hani seviyorum ben gece çalışmayı. Dediğim gibi hani gece buranın gecesi gerçekten bir bambaşkadır hani. Gündüze kat kat daha çok seviyorum. O yüzden gece çalışmayı tercih ediyorum. İnsanlara da daha çok hani uzak durmak mı istiyorum diyeyim bilmiyorum yani. Gece benim için daha güzel oluyor. Tek başıma ömür boyu yaşasam ah benim bir arkadaşım olsa da bir dert desem demek gibi bir şeyim yok yani. Hevesim yok. Çünkü sesi hani ruhumun sesini dinlemek istiyorum ben. Birçoğu İstanbul'a henüz çocuk yaşlarında göç etmiş ve göç ettikleri şehrin gecesi onların kaderi olmuş. Ben Seyirtliyim. 15-16 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Daha önce de Manisa'daydım. Manisa'dan buraya geldim. Orada yaşıyordum ve çok mutluyum. Daha önce herhangi bir mesleğim yoktu. İlk bu İstanbul'a geldiğim zaman kebapçıla başladım. İşte çıraklık olarak girdim. Kebapçı olarak da çıktım işte. Abilerim, büyüklerim. Onlar vesile sebep oldular. Dolayısıyla memleketten geldiğimizde 75 senesinde abimin yanında bulaşıcı olarak başladım. Yani bu işte çekirdekten yetişmeye başlıyor. Bir sene bulaşıkhanede çalıştım. Bardakhanede çalıştım. Sonra komi olarak. Tabii seneler geçtikçe de şef komi, garson, dobi garson, şef, müdür, mekan sahipliği, işletmeciliği, işletme müdürlüğü. Yani
diyebilirim 35 senedir aşağı yukarı bu mesleğin içerisindeyim. Kars'tan 12-13 yaşlarındaydım geldiğimde. İstanbul'da yaşamaya aslında karar vermiş değil. Kars'tan gelişim sadece merak yüzünden. İşte gelip giden arkadaşlarımın anlattığı bir meraktı. Geldik işte burada bir iş ortamında bir işe başladık. Hala devam ettik kaldık. 73'te Malatya'da 12 yaşındaydım geldim. 12 yaşından beri İstanbul'da kuyumculuğa başladım. Ondan sonra halıcılık. Halıcılıktan da bu işe geçtik işte. Öyle kısmet diyelim. 77'de geldim. 64 doğumluyum. 77'de İstanbul'da geldim. Orada burada çalıştım. En son 80'de Dolapdere'ye geldim. 2003'e kadar Dolapdere'de Apik'te çalıştım. Ondan sonra 8 yılda Bağcılar'da devam ettim. 4 yılda buradayım. İstanbul'a ben kendim 88'den geldim. Bayağı oldu gelelim benim. Ama benim eşim geleli 6 sene oldu. Siirt'te büyüdüm. Hani ara sıra Siirt'e gidip geliyorum. Bazen geliyorum İstanbul'a çalışıyorum. Hani orada da işte iş güç var. Burada olan imkanlar orada olsa ben tabii ki Siirt'te yaşamayı isterim. Taşımda, toprağımda çalışmak isterim. Ama orada hayat koşulları biraz daha zor olduğu için mecburen İstanbul'a gelmek zorunda kaldık. Hani bizim geldiğimiz yeri çok iyi biliyoruz. Biz geldiğimiz yeri asla unutmadım. Ben 13-14 yaşındaydım geldiğimde İstanbul'da. Ben açta kaldım, açıkta kaldım, çok sıkıntılar da yaşadım. Ama bizde bir söz vardır, damdan düşen gelsin yanıma derler. Şimdi ben bu çalışan arkadaşlarımın hepsinin dertlerini çok iyi biliyorum. Onun için hepsini bazı şeylerden nesihat ederim. İyi yönde, işte ne yapmaları gerektiğini, nasıl bir şeye sahip olmaları gerektiğini, bu işi gerçekten iş olarak, meslek olarak düşünüyorsanız, işinizi bir kere her şeyden önce seveceksiniz. Bu birinci kural. İkinci kural, saygıda asla kusur etmeyeceksiniz. Yani asla. Saygı benim için her şeyin üstündedir. Yani kendisine saygısı olmayan insanın, karşındaki insana asla saygısı olmaz. Dolayısıyla da buradaki arkadaşlarımı da, daha önceki çalışmış olduğumuz mekanlarda da arkadaşlarım hep aynı şeyleri söylemişim. Aman yani saygınız, kendinize saygınız olsun. Kendisine saygısı olmayan insanın, karşıdaki insana asla saygısı olmaz. Onun için hiçbir şeye muvaffak olamazsınız. Bir işi yapıyorsanız severek yapın, başarılı olun. Ama böyle iş olsun diye yapıyorsanız yapmayın o işi, farklı bir iş yapın. Emine Hanım Urfalı, 14 yaşında evlendirilmiş. İlk çocuğunu 15 yaşında kucağına almış. Şimdi İstanbul'un ilk tantunicisi ünvanıyla 14 kişiye ekmek kapısı sağlıyor. Ben 14 yaşında evlendim. Bizim yörede genelde Urfa'da işte kızlar okul bitirdikten sonra işte biraz da göze gözüküyorsa evlenme çağı gelmiştir. İlkokulu bitirdim. Kız akşam sanat okuluna gidiyordum. Tabii bizim orada kız birazcık yapılıysa, göze de gözüküyorsa istekler kapıyı aşındırmaya başlarlar. Aile de karar vermiş. Gerçi bana da sorulmadı. Hani işte senin isteyenler var, evlenmek ister mi? Karar verildi. Hani en sonunda annem dedi, hani yüzük takacaklar. Misafirlerimiz var akşam, sen de hazırla. Yani o kadar çocuğum ki sokakta ip atlıyordum. Nasıl yani? Bak bir anda bir yüzük takıldı, işte bir nişan yapıldı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Sanki düğüne kadar yani çocuk oyuncağı gibi geliyordu bana. Eşim şu anda işimi kaybetti. Emine Hanım bir kadın olarak gece çalışmanın tüm zorluklarını yaşıyor. Bir kadın olarak gece çalışmanın zorlukları burası Beyoğlu.
ister istemez kavgalar, gürültüler, sarhoş insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Yeri geliyor, kavgaya da karışabiliyorsunuz. Mekanda olan başlı başına kavgalara da maruz kalabiliyorsun. Bir kadın olarak sabahlamak zor Beyoğlu. Yani işveren olarak, işçi olarak değil de hani bir erkek farklı bir şekilde düşünün ama bir kadın için gerçekten Beyoğlu'nun gece hayatı çok zor. Sabah işte dükkandan çıkıyorum eve giderken yoldan taksiye biniyorum. Taksicilerin bakışlarından rahatsız oluyorum. Sanki ben gece Beyoğlu'na eğlenmeye gelmişim. Sarhoşumda artık yorgun eve gidiyorum. Bir havasına giriyor insanlar. Gerçekten Beyoğlu'nda çalışan kadını farklı gözden görüyor. Hani sen ekmeğinin peşindesin veya bir işletmecisin, onu görmüyor. Beyoğlu'ndan çıktın ya sabah, farklı bir gözle görülüyor. Kendimi korumak için en azından emniyet müdürlüğü çok yakın. Polisler sürekli devir, çoğu da tanıdıklar sağ olsunlar, sürekli kontrol altında yani. En kötü ihtimalle 155'i arayabiliyoruz. Genelde hani barda tıkışan insanlar buraya, aynı iki grupta buraya geldiğinde karşılıklı söz düellosu, ondan sonra sataşmalar, tabii bu sefer sandalyeler, masalar kavgalarında. Hani biz onları ayıramayınca mecburen 155'i arıyoruz. İster istemez onları çağırmak zorunda kalıyoruz. Sonuçta biz bile karakolluk olduk, yeri geldik. Çünkü sarhoş müşteri, sen burada oturduğun zaman sana değişik muamele edebiliyor. Basit bir insanmışsın gibi davranabiliyor. Uyardığın halde mecbur değil misin, sen gel benim masama bak diyen de oluyor. O zaman ben de yumruklarımı konuşturabiliyorum. Ben bir önde varken tabii o zaman bizim elemanlar da girdiler araya. Tabii o zaman işte dişlerini kırmışlardı. O da gitti bizi şikayet etti. Polisler geldi. Tabii elemanları götürdü. Beni de tanıdıkları için tahmin edemediler benim. De kavgaya girdim. Gittim onları almak için. Bak diyor, sonra çocuk beni görünce bu kadın beni dövdü diyor. O da diyor ki yani sana söyleyecek söz bulamıyorum da bir kadından dayak yediysen, dişlerin döküldü söyleyecek misin? Alkolle geliyor mesela insanlar, biliyorsunuz, gece hayatında. Dolayısıyla o insanların kafasında 50 bin tane sıkıntısı, sorunu vardı. Yani bir kendini dağıtmak anlamında, deşarj olmak anlamında, ya ailesiyle bir sıkıntısı vardır, ya iş problemi vardır, ya dostuyla, ya eşiyle, ya ortağıyla, yani bir şekilde bir sıkıntısı vardır. Dolayısıyla o bir iki tane fazla atmıştır. Kendini dağıtmak için çıkar gelir çorbacıdır. Çorbacı bakar tabelada, çorbacı yazar. Tak dalar hemen oraya. Ver oğlum bir çorba der. Yani bir çorba verir misin demez mesela. Ya da bir çorba versene. Ya bu şey çok itici bir kelime. Ama bir çorba verir misiniz? Ya da oturur garson bey bakar mısınız dediği zaman o insanın daha da ona karşı pozitif bir anlamda hizmet etmesini sağlar. Ama şimdi böyle argo bir kelimeyle, itici bir kelimeyle söylediği zaman garson arkadaşımız da gayri ihtiyari ona karşı bu sefer farklı bir tutum ve davranış içine girecek. Dolayısıyla o da rahat olmayacaktır. Garson da rahat olmayacaktır. Rahatsız olacaktır. Onun için ama garsonun, arkadaşlarımızın yapması gereken onu hoşgörüyle karşılamak zorunda. Neden? Çünkü yapmış olduğu iş bu. Onu hoşgörüyle karşılamak zorunda. Mecbur ona tamam beyefendi. En güzel şekilde yedirecek, içirecek, hesabını alıp gönderecek. Garsonun vazifesi budur. Gece çalışmak hani bir eşim konusunda biraz sıkıntılı. Şöyle diyeyim ben size. Hani beni görmemezlikten dolayı. Hani ben gidiyorum sabahları, onlar ben yatıyorum, o beni görmüyor. Geceleri ben buraya geliyorum. Onlar yatıyorlar. Yok, onu da eşim biraz
sıkıntı yaşatıyor. Ama işte dedim yani ekmek parası yapacak bir şey yok. Tabii gece hem uykusuz hem de bir de gece devamlı insanlar sarhoş olarak geliyor. O yüzden onlarla biraz daha anlaşmak zor oluyor. Bu şekilde yani gecenin de biz alışmışız gerçi geceye. Gece gündüzü diye bir şey artık daha fark etmiyoruz. Gece çalışmakta gündüz güzel uyuyorsan bir zorluk yok. Fark etmiyor geceyle gündüz yani. Ama uyumadan gelirsen buraya dayanamazsın tabii ki. Fark eden bir şey yok yani. Ama tabii gece uykusu gibi değil gündüz uykusu evde yatarken. Şimdi gece yaş, yani bir kere gece çalışan insan sabırlı olmalı. Çünkü atıyorum evinden üzülerek çıkan insan geliyor, bir şeyler içiyor, hırsını sizden çıkartmaya çalışıyor. Geliyor bir, yani problem, biz onu problem olarak görmüyoruz, o bizim işimiz. Herkese aynı şeyi, ilgiyi göstermek mecburiyetindeyiz. Çünkü bizde burası halka açık bir yer. İnsan ayrımı veyahut da ne bileyim müşteri ayrımı yapma bir lüksümüz yok. Atıyorum en üst düzeyde milletvekilimiz de gelse aynı şeyi göstereceğiz. En alt tabaka, yani tabaka demeyelim de işte insan da gelse aynı şeyi göstermek mecburiyetindeyiz. Bizim işimiz bu. Gece çalışmak çok zor. Hele bizim iş, bu işlerde ki oldukça zor. Çünkü yanlış kelime kullanmayayım, alkollü insanlara biz hizmet ediyoruz. Alkollü demek yarım akıllı insan demektir. Artık yarım akıllı insanlar ne kadar uğraşırsan sonra da sen karar ver. İnsanlar geliyor, ne bileyim çorba biraz geç geldiği zaman küfürlü, hakaretli davranışları var, konuşmaları var. Tabii buna karşılık verdiğin zaman olacakları düşünün. Kimisini duymamazlıktan geliyoruz, kimisine müdahale ediyoruz. Böyle yani birbirimizin şeyiyle geçinip gidiyoruz yani. Öyle ahım şahım çok da önemli bir şey yok yani. En büyük şey sabırdır zaten. Ya düşünün işte insanı, herkesin damak tadı farklıdır, zevki farklıdır. Yani bunların hepsine ayrı ayrı hitap etmek kolay değil tabii ki. Hepsini aynı dengede, aynı ayarda tutmak kolay değildir. Bunlara tabii ki olgunlukla, güler yüzle işte idare etmeye çalışıyoruz. Uykunu alamıyorsun. Sosyal bir hakkın yok. Sosyal hayat tamamını bitik. Hani bir yerlere gidip de bir tazya mazya da bulunmuyorsun, bir düğüne gidemiyorsun. Hafta sonu geliyor, iş yoğun, mecbur çalışmak zorunda kalıyorsun. Gece çalıştığımız için hani insanlar hep içki içiyorlar, şey yapıyorlar, sarhoş oluyorlar. Ya işte hesabı almaktan sıkıntı çekiyoruz. Yani zahmetleri var, birçok zahmetleri var. Hani birçok insanlarla karşılaşıyorsun yani. Adam içkiyi alıyor yani mesela üstünde her alet bulunuyor mesela yani görüyoruz yani yaşıyoruz yani ama. Yani pek de bir şey yapmıyoruz yani. Ve pek kimseye bulaşmamaya çalışıyoruz yani. Hani birileri bir şey yaparsa da siz de demin gördüğünüz gibi yani adam midye yiyor yani ki yani hani hesabı 15 lira atıyorsa 10 lira veriyor. Biz pek fazla şey yapmıyoruz yani. Boş ver diyoruz gitsin yani. Hani çünkü bildiğimiz için pek bulaşmıyoruz yani. Ya bir şey derse kavga çıkar ondan sonra kendi işimden olurum yani ondan sonra olmuyor yani. Benim için yani iyi olmaz yani. Ya şimdi müşteriler de şöyle. Bazı sarhoş marhoş geliyor. Bir iki tane kestane falan alıyorlar. Ona da ben bir şey demiyorum, veriyorum yani sıkıntı yok. Alıyorlar, gidiyorlar. Bir kase çorba, lahmacun. Belki bir porsiyon kebap ya da ortaya karışık salata istiyoruz onlardan. Yüzlerine göz ucuyla bakarak. Onlar aslında tepsilerinde birçok hayal kırıklığı da taşıyorlar. Ben aslında 2008 yılına kadar gerçekten insanlara acayip bir şekilde çok şeyim vardı. İtikadım, inancım ve güvenim vardı. Dolayısıyla ben hep kendi çerçevemden bakardım. Hep öyle değerlendim. Çünkü herkesi kendim gibi bilirdim. Ama 2008 yılının, 2007 yılının sonunda
karşı Kadıköy'de bir dükkan açmıştık. Orada bir şeye rastladık. Sıkıntıyla karşılaştık. Dolayısıyla dükkanı kapattık. Biz iflas ettik orada. Bir akşam yemeğinde akşam rahmetli annem bana dedi ki ya oğlum dedi durup dururken böyle. Ya dedi sen çok safsın dedi bana anne. Benim hem annem hem babam. Yani çünkü ben babamı kaybettiğimde 13-14 yaşındaydım. Ki annem bize hem annelik hem babalık etti. Şimdi annem derken annem ben ufakken hani vefat etmişti. Ondan sonra üvey annem vardı. Üvey annemle yaşıyordum ben. Hanım 13 yaşındaydı, ben 15 yaşındaydım. Evlendiğimiz sene. Ve ben hep farklı pencereden, hani görmüş olduğum pencereden hep insanları değerlendirdim. Ve rahmetli annem bana şu kelimeyi dedi ki oğlum sen dedi çok safsın dedi ben. Dedim ya anne niye durup dururken dedim bu kelimeyi söyledi. Dedi ya oğlum dedi sen halen insanların şu görmüş olduğun yüz var ya dedi. O yüzü görüyorsun. Gerçek yüzler arka yüzü dedi. Allah mekanı cennet etsin, nur içinde yatsın. Gerçekten de öyleymiş. Ben 2008 yılına kadar insanların sadece şu yüzünü gördüm. Arka yüzünü asla görmedim. Ya da görmek istemedim. Övel annem beni büyüttü zaten. Bu yaşa getirdi. Yani onu çok seviyorum. Öz annem gibi seviyordu. Çünkü öz annemi ben görmemişim. Demin de belirttiğim gibi annem dedim. Öz annemden daha çok seviyorum diyebilirim. Çünkü görmemiştim ben. Nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorum. Yaşamamıştım. O yüzden öz annem olarak sevip sayıyorum o zaman. Öyle de kalacak. Gerçek hayatı ben 2008'den sonra insanları tanımaya başladım. Yani baktığın zaman yani fikri zikri neyse hemen iki dakikada şey diyorsunuz, çözüyorsunuz yani ne isteyeceğini veya ne yapacağını iki dakikada sizin diyorsunuz, hissediyorsunuz en azından. Dolayısıyla o anlamda yine ben iyi niyette insanlara olan sevgi, saygımı hiçbir zaman yitirmedim yani. Ya ben normal bir ailenin çocuğuyum. İşte öyle maddi durumu çok çok iyi olan bir aile değil. Kendi çabamızla geçinen insanlarız. Babam rahmetli oldu. İşte annem şu an yanımda. Yaz olduğu zaman memlekete gidiyor, kış geliyor. Bu şekilde yani öyle alburüstü bir ailenin çocuğu da değiliz. Kendi imkanlarımızla, çabalarımızla geçimimizi sağlayan insanlarız. Bir tane ufak kardeşim olmuş herhalde. Doğumda kardeşim doğduktan sonra o vefat etmişti. Bir hafta sonra da ufak kardeşim vefat etmişti. Ben şöyle inanıyorum, yani gerçekten şuna inanıyorum. İlahi adalet. Bir de insanların itikadı ve inancı çok önemli. Şimdi benim yaşamış olduklarımı bir başka bir insan yaşamış olsaydı şüphesiz ya intihar ederdi ya hapishaneye giderdi ya da delirirdi. Yani öyle bir şeylerle karşılaşıyorsunuz, hayat karşılaştırıyor ki sizi hiç ummadığınız, beklemediğiniz kişilerden ve insanlardan darbe yiyorsunuz. Dolayısıyla bu insan şeyinde çok büyük bir yıkım. Ben bunları yaşadım. Ama Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Annemin ve ailemin, çocuklarımın şeyiyle o şeyin de üstesine gelen dostlarımın, beni gerçekten seven dostlarımın sayesinde o şeyleri atlattık. Şükürler olsun. Ben gece başlayacağım. Serkan abimiz öyle istiyor dedim. Mesleki açısından, hani yürümemezlikten dolayı. Ben hani hem fırından da anlıyorum ben. Hem fırın hem kebap, döner olsun. Hepsini anlıyorum ben. Ben intihar dedi işte böyle böyle dedi. Gece geçmen gerekiyor dedi. Herhangi bir sıkıntı yaşatır mı? Senin önüne bir engel olur mu dedi. Ben de düşündüm yok dedim. Bir eşimle de konuşayım dedim. Tamam dedim. Hanıma söyledim. Bana da işte tamam ya çalışabilirsin dedi. Çalış dedi. Devam ettim işte böyle. Baktım pişman gibi ama fazla şey yapmıyor yani. 2007 yılında böyle bir şeyde akşam öğlen vaktiydi. Böyle Arnavutköy'de bizim güzel bir pastanemiz vardı. Orada çay içiyorduk. Bir dostum aradı. Telefonlarım hiçbir zaman mesela susmazdı benim. Her gün mesela 10 defa, 20 defa arayan arkadaşlarım o dönem beni hiç aramaz sormaz oldular. Ama aynı zamanda aradığın zaman da cevap alamaz oldu. Dolayısıyla tabii insanların içinde o insanlara karşı farklı duygu ve düşüncelere sahip oluyoruz. Çünkü hayatta beklemediğiniz, çok inandığınız, güvendiğiniz insanlardan gerçekten işte o şeyi görüyorsunuz. Yani gerçeklerle yüz yüze diyorsun ki lan ha bak böyleymiş diyor, diyebiliyorsunuz. Ama Allah sevenlerimizi eksik etmesin. Benim hacı çok sevdiğim bir arkadaşım, hiç ummadığım, beklemediğim bir anda bir gün telefon açtı bana ki
Ya baba ne yapıyorsun, niye diyorsun falan. Dedim hacım ne yapayım işte, çay içiyorum. Boğazdayım, arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Ya ne oturuyorsun dedi. Geldi yukarıda da işte Çeliktepe'de. Yemek yiyelim, biraz dertleşiriz, sohbet ederiz. Sağ olsun geldim yanına, taksiye bindim. İşte yedik içtik, hal hatır. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedim. Vallahi hacım ne yapayım, dükkanı kapattım. İşte gazete ilanı verdim, devredeceğim. Dedi yani abi dedi, şey yapmazsan dedi, dükkanı devredemezsen dedi, dükkanın malzemelerini benim bizim depoya kaldırırsın dedi. O da bir balık restoranı açmıştı kendisi. Burası dedi senin dükkanın, gel dedi evinin ekmeğini, kendi işin gibi dükkanın başına dur, evinin ekmeğini götür dedi. O bana hayatı, ikinci bir hayatı, gerçek dostluğu o şeyle anladım. Yani o bana büyük bir yaşam şeyi verdi, gerçekten öyle. Çünkü düşünün, çalışmıyorsunuz, iflas etmişsiniz, işte bütün eş, dost, kısım, akraba dediklerim bile senden bir gün uzaklaşmış. O dönemde böyle bir güzel insan çıkıyor, diyor ki abi ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İnsan acayip şekilde bir duygulandırıyor tabii. Dolayısıyla da bu benim için bir yaşam şeyi oldu. O insandan Allah bin kere razı olsun, hayatım boyunca, öldüğüm bir güne kadar hep o insana dua ederim. Ben o insanın yanında 7 sene çalıştım. Lepeyte pürgeriyon, metepil silhericiyon, vekeva serbaniya çavreşomun. Lepeyte pürgeriyon, metepil silhericiyon, vekeva serbaniya çavreşomun. Çağır eşamın, verebamın, vez bir halim, tü sebebamın. Tüpür nazik delali, tü nevavi dilida, birinek bedermani, tü vicanida. Tüpür nazik delali, tınavavi dilida, birinek bedermani, tüvi canida. Çavre şamın, verebamın, ezine hoşum, tü sebebamın. Gece çalışmak demek, istemeden de olsa aileyi, sevenleri yalnız bırakmak demek. Ama onlar buna hasret değil, ekmek parası diyorlar. Valla günümüz şöyle, işte, yatakta geçiyor genelde. Ben 3 tane çocuk büyüttüm. Yani 3 tane çocuğum, evladım var. Gece pek, zaten gece çalıştığımız için onlar okul dönemlerinde. Sabah gidiyorduk. Sabah gittiğimizde hanım Allah razı olsun okula mokula hep o götürür getirirdi. İşte akşam çıkarken bazen bir yarım saat, bir saat görme şansımız vardı. Yani dolayısıyla çocukların da aslında çocukluğumuzu da yaşayamadık. Çocuk hiç yatmıyor. Bizim arkadaşlar varsa da zaten biliyorlar. Gece 5, 4 beni arıyorlar. Çocuk beni arıyor, hanım beni arıyor, konuşuyoruz. Ben saat 6'da gidiyorum ben. Paydus ediyorum işte. Eve gidene kadar hala uyanık var. Beni bekliyorlar. Ben gitmeden yatmıyorlar kesinlikle. Gece hayatının tek şeyi aslında çocuklarla olan şeyiniz çok şey kalıyor, sahip kalıyor. Dolayısıyla tamam belki her türlü şeyini yapıyorsunuz, ediyorsunuz, şey diyorsun ama Arda aslında en büyük yük anneye biniyor. Yani Allah razı olsun hanımdan, o bütün eksikleri gideren, işte şeyi kapatan, açığı kapatan oluyor. Ama bazen onun da aşamadığı konular, sıkıntılar oluyor. Tabii dolayısıyla hani derler ya baba sonradan duyar diye. Her şeyi sıkıntılar olduğu zaman baba sonradan duyuyor. Biri lise 3'e gidiyor, diğeri lise 1'e gidiyor. Bir ufak oğlan var, o da 5'e gidiyor. Tabii şikayetçi oldukları günler de oluyor. Hani bu her zaman gece gece nereye kadar? Bazen onlar da oluyor ama mecburen
çalışmak zorundayız. Ya diyor baba işte hani ne cumartesin var, ne pazarın var. Ne bileyim yani ya bir yere gidebiliyoruz, ne şey yapabiliyoruz yani. Bunları söylüyorlar ama şimdi şöyle söyleyeyim. 2008-2010 yılından sonra çok şükür o şeyler açtığıma inanıyorum. Çünkü daha farklı düşünüyorum. Yani çocuklara istediğim zaman zaman da ayırabiliyorum. Yani diyelim ki hani bugün işte 2 gün izin yapacağım veya 3 gün izin yapacağım. Çocuklara geçirme şansım var. Mesela geçen yaz benim en ufak oğlum vardı Muhammed. Düğünü yaptık. Ramazan ayı geldi. İşte çocuklar şeydi benim en büyük kız. Belçika'da 15 sene. Torun var ellerinizden öper. 2 yaşında. Bir de 13 yaşında var. Buradalardı her yazın geldiler ikisi. 2 ay falan bende kaldı. Dedim bu sene Ramazan'ı hastadılar. Bir Ramazan tutacağım. Çocuklarımla beraber olacağım. Ve çok şükür 35 senenin sonunda ağız tadıyla bir Ramazan tuttuk. Çocuklarla beraber olduk işte yani bir yerlere gidebilirsek. Onlarla vakit geçti yani o çok güzel bir şey. Yani o yaşamamış olduğumuz duyguların yani bütün birikintilerini dilendirebilirim size. Geçtiğimiz yaz döneminde onların hepsini bir arada yaşadım yani. İşim artık zaman geçti. Önce belki şimdiki aklı olsaydı belki kabul etmezdi ama artık yapacak bir şey yok yani. İşim anlayıştı. Yani gerekeni yapıyoruz. Gönlünü alıyoruz. Öyle böyle şey yapıyoruz yani. Vallahi artık eşim de alıştı. Ne diyecek bir şey yok. Ekmek. Aile olarak zaten alıştılar bu duruma. Benim işim budur. Bunu yapıyorum. Ben severek yapıyorum. Sevmesem zaten bu yaştan sonra zaten yapmam bu işi de. Yani başka bildiğimiz bir iş yok yani. Bununla başladık. Bununla devam ediyoruz. Çok şükür ekmeğimizi de bundan kazanıyoruz. Onun için ailem de İster istemez razı olacağız. Çocuklar da yani başka şans yok. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bu zamanda eşim bana yardım ediyor. Gerçekten sağ olsun, var olsun. Yani midye yapıyor. Yani 2-3 tane çocuk var, çocuklara bakıyor. Yani sağ olsun yani. Onun emeği verilmez yani. Ya evet, yardım ya. Gerçekten hem yani yardım derken o da benim kadar yoruluyor. O da benim kadar. Yani bu midyeyi hazırlamak yani satmak kadar daha çok zahmetlidir. Yani burası çok güzel. Evet ben biraz ayaktayım ama şeyim de yapması çok zahmetli. O da benim kadar çalışıyor yani. Benim eşim de benim kadar çalışıyor yani. Gece çalışan insanların perde arkasında olan hanımlarıdır. Kahramanlar da gerçekten o anlamda onlardır. Çünkü bütün her şeyin yükünü hanımlar çekiyorlar. Dolayısıyla biz sefasını sürüyoruz. Bazen cefasını çekiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Yaşamadığımız şey yok yani. Ama hayat müşterektir. Bazı şeyler dediğim gibi yani. Şimdi mesela şöyle bir şey de var. Şimdiki yeni evliliklerle genelde mesela çok kısa bir dönemde hemen şey oluyor. Ayrılma sebebi, işte ne bileyim farklı duygu ve düşünceler, farklı bakış açıları. İnsanlar bir, belli bir yaşandıktan sonra farklı bakabiliyorlar, farklı düşünebiliyorlar. İşte aileleri tarafından olsun, kendileri arasındaki olmuş ilişkiyle ilgili olsun. Şimdi Allah rahmet eylesin annem, biz çocuktuk tabii evlendiğimizde. Annem şunu söylemişti bana. Dedi ki oğlum dedi, uzun yaşamanın sırrı ve uzun evliliğin sırları var. Çok gizemli bir kelime değil mi? Dedim ki anne nedir o? Dedi ki bak oğlum, uzun yaşamanın sırrı bazı şeyler dediğim gibi yani görmeyeceğim, duymayacağım, konuşmayacağım. Bu bir. İkincisi hanım evlendin, evlisin. Hanım çok sinirli. Hanım haklısın ya da tamam hanım de geç. Sakın asla cevap verme. %100 sen haklı da olsan. %100 sen haklı da olsan asla hanıma şey etme. Hanım da sen sinirli olduğun zaman, gergin olduğun zaman hanımın %100 haklı da olsa ateşe ateşle cevap verilmez. Ateşe suyla cevap verilir. Sönmesi için. Dolayısıyla söz sükutsa şey altındır derler. Onun için bunlar çok önemli şeyler. Sağ olsun yani bugüne kadar bazen işte bir saman alevi bir işinde tabii ki yaşamış olduğun sıkıntı, stres de var. Eve bir şeyle giriyorsun, farklı bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Bir an buradaki kasman evde patlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla o da bu sefer ne yapıyor? Tamam herif haklısın diyor. Bütün şeyle bitiyor. Bir anda balon sönüyor. Ama o da sana artı bir cevap verdiği zaman işte huzursuzluklar, bütün geçimsizlikler, bütün şeyler buradan başlıyor. Dolayısıyla boşanmaların %80'i de bundan kaynaklanıyor. Yani tabii maddi anlamda farklı şeyler de, kültürel anlamda da farklı evliliklerin sonucunda da gelişen şeyler oluyor. Olmaz değil yani. İnsanlar farklı düşünebiliyor.
Ben de hoşgörüyle karşıladım ama yani şey değil. İyi bir şey değil yani. Yeni gençlerimizin şeylerini ben asla paylaşmıyorum, katılmıyorum. Sabah namazı evde kılıyorum ben. Hanım da arıyor zaten. İşte hani korkuyor biraz. Kendisi hani abdest almaya gitmeye bile korkuyor. Hani beni bekliyor. Ben diyor işte gel de işte gidip namaz kılacağım diye abdest alacağım. Eve girmesem gidip abdest almayayım. Geceleri korkuyor. Gündüzleri korkmuyor da geceleri korkuyor biraz. Çocuk olduktan sonra da işte hani şöyle diyeyim. Hani eski korku kalmamış. Önce de hani çocuğumuz yokken çok korkuyordu. Şimdi öyle bir korkuluk yok artık, atlattı. Yani çocuk var yanında, konuşuyorlar, dertleşiyorlar, eğleniyorlar. Televizyon izliyorlar, dizi izliyorlar. Onun dışında hani fazla kafaya takmıyor, kafasına takmıyor. Bırakmış şey, o korkuyu atlatmış. Bir tek işte tek başına gidip gelemiyor. Gidip Adana'ya gidince çocuğu götürüyor. Kendisi Adanalı. Aslen Sırtlı da. İşte 45 sene önce babası Adana'ya taşınmıştı. Tanımıyordum ben zaten daha önce, etmiyordum işte. Eniştemin, benim yeğenim var eniştemin oğlu Adana'da. Eniştem gitmişti oraya işte, kızı orada görmüştü. Beni aradı dedi, Tayyar dedi, böyle böyle bir kız var dedi, benim oğlumun komşusu dedi. Temiz güzel bir kız dedi, gel gör dedi. Ben de tamam dedim, ben de burada çalışıyordum. 4 sene önce burada derken İstanbul'daydım ben. İşte ben de gittim, gördük, usulü, görücü usulüyle gittim ben işte. Gittim gördüm, burada konuştuk, demiştik. Kader kısmet diyelim, oldu işte. İlk görüşte tabii ki de sevdim ben. Hani şimdi sevdiğim kadar o zaman sevmemiştim diyebilirim. Başka bir parça daha söylemek istiyorum bütün dinleyenlerime özellikle. Ez ne hoşum bir an o, ne hoşum ve dünyaya. Mürendu hosum edame, lühere ve dünyaya. Tu sebebi delale, tu sebebi hazare. Rokin ez bimri vrende, tu sebebi dünyaya. Tu sebebi delalamne, tu sebebi hazalamne. Rokin ez bimri vrende, tu sebebi dünyaya. Vez gülüm gula ker yam, vereli ule ule. Vereli ule ule. Vereli ule. Ve sertera kesin akım, vereli ule ule. Vereli ule ule. Vereli ule. Ya bu derin aşkları anlatıyor bu parça daha doğrusu. Bunu yaşamak lazım. İnan ki anlatılmıyor. Bunu önceden yaşayan sevdalılar gelip sana söyleyebilir veya bana söyleyebilir. Biz anlatamayız cidden. Bunu içten söyleyen kişi gelip anlatır ama sevdayı anlatıyor bu parça. Birçoğunun hayalinde başka bir meslek varmış. Fakat hepsinin yolu gecede kesişmiş. Hayalimdeki meslek şöyle, ben çok hani müzisyen, olmak istiyordum, şarkı söylemek istiyordum. Hani şarkıcı olmak istiyordum. Bu mesleği yapmasaydım ne olmak isterdim? Bu mesleği mecbur olarak yapıyorum. Ben zaten şey, ben Ankara Kolejiyatör Okulu'nu kazandım, köyde doğduk, gidemedik. Kaçtım İstanbul'a geldim 14 yaşında. Tabii ki. Ama her gelene bir akrabasının yanına geliyor mutlaka gurbete geldiği zaman. Benim dayım da 60 sene bu işi yaptı. İlk oraya geldim. Valla mesleğe ne bileyim yani, benim esas yani mesleğim benim bu gıda üzerine değildi. Ben ilk 73'te geldim İstanbul'a, kuyumculuğa başladım. Ondan sonra halıcılık. Halıcılıktan da bu işe geçtik işte, yani kısmet. Ya ben ne olmak istiyorum ki, ben mesela okumamışım, cahilim ama benim mesela ticari kabiliyetim çok yüksektir. Mesela ben kendim şahsım bu işi yapmasaydım
maddi imkanlarım elverişli olsaydı inşaat sektöründe yani yapsat yapardım mesela yani o tür işleri çok severdim yani. Müteahhitlik falan yapardım yani hem de dürüst bir insan olduğum için ama maddi durum olsaydı yani yapardım yani. Yani maddi durumdan dolayı yapmıyorum. Ben daha önce inşaat işiyle uğraşıyordum. Ama yine onu düşünürdüm belki bu olmasaydı ama bunda daha rahat oldum artık. İnşaattan daha rahat bu iş. Vallahi tek hayalim öğretmen olmaktır. O da kısmet olmadı. Ya bir kere kolay bulunabilir ve lezzetli. Yani sürekli sokaktan yediğimiz için hani onların işleri de gerçekten çok zor ve hani lezzetli oluyor. Ama onların zahmetli işlerinde biz de onlara destek olmak için bir katkı payı olaraktan hem onlara katkı payı olsun diye hem zevk için sokaktan yemeye çalışıyoruz. Evden hani hanımları sürekli yani 4 kişilik yapacağına 100 kişilik yapıp da fazladan hani daha çok uğraş verip daha çok zorluk. Onlar da bu soğuk havada üşüyorlar. Hani birçok zorlukları var tabii ki de. Gece her türlü tehlike olabilir. Hani devamlı her şeye dikkat etmek lazım. Hem gece uykusuzluğu hem gecenin soğuğu aynı şu anda olduğu gibi. Hani bunların hepsine bir anda karşı koymak biraz daha zor oluyor. Zevkim vardı. Hevesliydim ben yemek yapmaya. Daha önce girmeden önce de hani içimde vardı. Memleketteyken de işte hep sürekli mutfağa girip çıkıyordum. Kız kardeşim ne olsun, annem giller falan olsun. Girip çıkıyordum. Hani ben dedim bu nasıl oluyor, bu şu nasıl oluyor. İşte hevesim vardı. Ben de abime dedim işte gittiğimde mutlaka kebapçı olmam lazım. Yani aşçıya da olmam lazım dedim. Yani çünkü çok hevesim vardı. O yüzden dedim hani ben geldiğimden kebapçı olma gibi hevesim olduğu için. İçinden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştığı zaman gerçekten becerirse yani ne olursa olsun. Mesela bizim burada çalışma saatlerimiz normalde 10 saat. Ama gün oluyor ki biz 14 saat, 15 saat çalıştığımız günler olur. Şimdi müşteri var. Müşteri gelirken nasıl bırakıp gidersiniz? İnsanların gönlünde farklı bir yere oturuyorsunuz bu sefer. Yani böyle insanlara hani pozitif anlamda şey verdiğiniz zaman, hoşgörüyle karşıladığınız zaman daha farklı bir sinerji alabiliyorsunuz insanlara. Ama böyle surat asarsanız, ya şey dersiniz, ya o insan dayak yemekten beter edersiniz ya. Yani. Çünkü insan parasıyla yemek yemeye, işte keyif yapmaya ya da işte kafasını dağıtmaya gelmiş. Siz onu bir şekilde şey etmek zorundasınız. Teselli etmek zorundasınız. Yani memnun etmek zorundasınız. Hani insan onu çok zordur memnun etmek. Ama yapmış olduğunuz iş belli. Dolayısıyla yapacak da bir şey yok. Mecbur onun her türlü kahrını çekmek zorunda kalıyorsunuz. Ya gece ne bileyim o telif insanlar geliyor. Kimisi neşeli, kimisi moralsiz. Onları işte idare etmeye çalışıyoruz. Haklı da olsak kendimizi haksız göstererek o insanın gönlünü alıp yolcu ediyoruz. Yani sabır gece işi, hele bu iş yani işkembeci işi sabır işi yani. Müşteriye karşı suratını düşürdün mü müşteri bütün hırsını senden çıkartır. Mecburen devamlı güler yüz, tatlı dil. Ağır bir kelime de duysan duymamasından geleceksin. Sırtını dönüp gideceksin. Gereken ilgiyi gösterdin mi o da zaten insan olarak yumuşuyor. Çorbasını içip gidiyor. Ben gündüz mesela şey yapsam ben çalışamam. Çünkü hep gece çalıştığım için gündüz bana ters geliyor. Vakit geçmiyor. Ben mevzuyu hak karşı insan tamam öyle, eğer ben de o karşı bana mevzu yaratacak olan insan ben de ona uyarsam tabii ki mevzu büyür. Şimdi mesela ben burada kendi ekmeğim için geldim burada çalışıyorum. Ben burada alkol içmiyorum, bir şey yapmıyorum. Mesela ben aklım dengem yerine kendimi bilen bir insanım. Yani başıma birçok şey geliyor ama ben karşı taraf gibi kendimi şey yapmıyorum yani. Karşı tarafa uymuyorum. Ben ne yapıyorum? O adamı hep sakinleştiriyorum, şey yapıyorum. Bir şekilde o insanı başımda göndermeye çalışıyorum yani. Ha ben de o insana uyarsam ben burada mesela bir hafta, 14 sene değil, ben burada bir hafta dayanamam. Mesela ben akşamdan beri burada işe geldiğimde beri eğer ben İnsanlarla kavga etmeye çalışsaydım belki şimdiye kadar 10 tane kavga etmiştim. Ama onlar ne yapıyorsa ben yine bir şekilde onları şey yapıyorum. Yani ikna etmeye çalışıyorum. Yani ben onlar yoluna gidiyorlar. Ben de kendi işime bakıyorum yani. Büyük bir sabır istiyor yani. Hele hele bir de burada Beyoğlu'nda. Burada Beyoğlu'nda yani büyük bir sabır ister yani. Valla şimdi 12 sonrası gelen müşteri. Alkolden sonra gelen. İşte genelde alkollü insanlar gelir biliyorsunuz. Her türlü şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani o şeye hazırsınız zaten. Şimdi hangi psikolojiyle gelebileceğini
En azından yılların vermiş olduğu bir bilgi, birikim, tecrübe. Dolayısıyla ben onu her türlü şeye alıyorum bir kere. Kapıdan girişten ne niyetle geldiğini hissediyorum. Anlıyorum. Hemen mesela garsonlar arkadaşlarımıza da bazen mesela hani günün sıkıntısı, stresi veya aile sorunu yaşayabiliyor. İşte ne bileyim herhangi bir şeyle karşılaşabiliyor. Dolayısıyla onu hemen şeyle keserim irtibatını. Direkt derim oğlum tamam sen şeyleri şey yap, ben ilgileneyim. Evreye ben girerim, direkt onu ben karşılar. Onu hemen kazasız belasız bir an önce yedirip içirip hemen parasını alıp göndermek bizim derdimiz o olur. Başka bir şey olmaz yani. Ya çalışıyoruz yani işimize gücümüze bakıyoruz. Boş işlerle uğraşmıyoruz. İstesek yani istesem yaparım. Başka işler de yaparım ama helal ekmek varken boş işlerle uğraşmıyorum ben. Bizim gergin olduğumuz hiçbir an olmaz. İşte olduğumuz zaman bazen yani binde bir çok böyle sinir bozucu şey olursa belki yani patlarsınız. Ama çok dikkat ederim patlamamak için. Çünkü patladığım zaman hiç kendimi hatırlamam, tanıyamam yani. Neden tantuniciyi daha eşimin önceki mesleği kebapçılıktı. İşte rahatsızlanınca, kalp krizi geçirince ben de o zamanlar ev kadınıydım. Sürekli bir iş istiyordum. Hani bana bir yer aç, bir iş yapayım, bir iş yapayım. O da sen ev kadınısın, işte anlamazsın ne işin var, olmaz falan der. Doktor çalışmasını yasaklayınca eşimin, o zaman dükkanları kapattık. Dedi ki ben çalışamayacağım. Sen kendine güveniyor musun? Hani bir iş yeri istiyordun. Ben de istiyorum dedi. Bu mekanı bulduk. Başka bir iş üzerineydi. Boşalttık. Düzenlemesini yaptık. O zamanlar ev yemeği ve tantuni olarak. Neden tantuni? İstanbul'da tantuni kimse bilmiyordu. Tantuni de yoktu yani. Her şey para değil. Hani benim yanıma gelip bir çorba muhtaç olduğu çoğu insanlar var. Veriyoruz çorba, bir tane çorba olsun, dürüm olsun veriyoruz öyle insanlara. Böyle yani hep sabah pişiriyoruz, hani işini yapıyorsun. Tabii bu patrona yansıtıyoruz, söylüyoruz. Ondan sonra gidip veriyoruz tabii ki de. İşte sonuçta patronumuz da gerçekten Serkan bize çok sevip sevdiğimiz bir insan. Sağ olsun. O da bize kırmıyor. Verin diyor. Yani fakir fukaralar gelip bir çorba istediği zaman Suriyeliler olsun veriyoruz onlara, karınlarını doyurmak insanlara gerçekten tabii ki de mutlu, hani sevindirici bir şey. Bana hep derler ki çevremde ya sende peygamber sabrı var derler. Çok, gerçekten çok sabırlıyım ben. Bir de hep hoşgörüyle bakarım. Hani böyle bazı şeyleri, şimdi bizim mesleğimizin icabı, bazı şeyleri görmek, görüyorsunuz görmeyeceksiniz. Bazı şeyleri duyarsınız ama duymayacaksınız. Bazı şeyleri konuşmanız gerekiyor ama konuşmayacaksınız. Çünkü işinizin icabı. Yutuyorsunuz, yutkunuyorsunuz. Dolayısıyla iş bittikten sonra konuşmanız gerekiyorsa o şahsı alırsınız. Konuşursunuz kenarda, anlatırsınız. Dedi ki oğlum senin şu eksiğin var ya da şu hatan var ya da şurada yanlış yapıyorsun diye uyarırsınız. Bir uyarsınız, iki uyarırsınız. Ama baktınız ki anlamıyor, yola gelmiyorsa da yapacak bir şey yok yani. Hani aksi insanlar da gelir yani içip içip. Onlar da hani onlar biraz aksi oluyorlar. Ama işte diyorlar hani müşteri ne olursa olsun her zaman haklıdır. Sesimi çıkaramıyoruz. Karınlarını doyuruyoruz, çeki gönderiyoruz. Ukala tarzı çok. Yani kendini bir şey sanan, hayatında kendisine güveni olmayan sadist insanlardır onlar. Yani böyle asla insanlara hoşgörüyle, asla böyle mütevazı bir şekilde davranamazlar. Yani bu okulla falan ilgili değil. Kesinlikle. Yani ben çok okumuş insanlar gördüm. Çok affedersiniz, bizim köydeki çobanlık yapan insan ondan 100 gömlek üstü. Şimdi şöyle diyeyim, ben fazla hani müşteriyle samimi olmadığım için herhangi bir durumum yok, hani onlara bir muhabbetim falan yok. Sürekli kebap ucundayım, ya fırındayım ya kebap ucundayım, sürekli hani yemek pişiriyorum, kebap pişiriyorum, lahmacun, pide derken onları fazla göremiyorum ben. Hani bazen oluyor, dışarıda atışan insanlar oluyor, kavga edenler, insanlar, bayanlar özellikle sarhoş geliyorlar, birbirine dalaşmaya başlıyorlar.
Geçen gün de zaten çorbayı koymuştu buraya, ben oraya. İçecektim. Dalaştılar birbirlerine. Kime vurduğu, kime taşıdığı hiç belli değildi. Birbirine dalma başladı, çorbamı döktüler. Onları ayırmaya çalıştık tabii ki de. İşte öyle tez şey insanlar geliyor yani mutlaka. Bizim yöremizde şöyle bir şey vardır. Bir gün yeli gelen zatlardan birisi diyor ki işte çocuk, üç tane çocuğu var. Okutuyor. İşte bir en ufak oğlu da diyor ki oğlum sen adam olmazsın diyor. Hep böyle her şeyinde hep oğlum sen adam olmazsın, sen adam olmazsın. Çocuk da gidiyor işte evi terk ediyor. Gidiyor okuyor. Vali oluyor bir şehre, o köyün olduğu şehre. Gidiyor şeylerini gönderiyor, korumalarını gönderiyor. Diyor ki gidin diyor işte falancı köyde bir amca var diyor, alın gelin diyor. Geliyorlar falan pandıraz. Diyorlar işte vali bey sizi istedi. Alıyorlar, getiriyorlar vali beyin karşısına. Tabii vali bey oğlu, en küçük oğlu. Ama tabii tanımıyor. Diyor ki beni tanıdınız mı diyor. Tanımadım diyor. Diyor ki ben diyor işte oğlunuz diyor falanca diyor işte Hüseyin. Bak siz bana hiç adam olamazdınız baba. Bak ben vali oldum. Oğlum ben sana vali olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın dedim. Sen adam olsaydın babanı ayağına getirmezdin. Dolayısıyla sen babanın ayağına gelirdin. Şimdi hayat bu. Yani insanlara bakış açısı, duygu ve düşünceler çok önemli. Onun için bu gerçekten bunlar hayatımızın içinde yaşadığımız şeyler yani. Ya biz artık alışırız onları her türlü, onlarla diyalog kuruyoruz. Hani alkollü, alkolsüz her şey geliyor insanlar. Biz alışırız onlara, hiç fark etmez yani. İdare ediyoruz her şeyden önce, onlardan idare ediyoruz onları. Yaparsın, tuzunu beğenmez. Yok başka yerde daha güzeldi. Bu gerçek genellikle aynı olur. İşte bazen öyle bazı sıkıntılar olabiliyor. Taksim çok zor bir yer. Şartları çok ağır bir yer. Onun için biz de ortama ayağı uydurmaya çalışıyoruz. Vallahi hiçbir müşteri de şikayet duymuyor. Şimdi desem yalan söylemiş olur. Çünkü adam parası ve yemek yemeye geliyor. Şikayet etsen sen burada olmazsın. Onlar olmazsa sen olmazsın. Ben olmazsam onlar olmazsın. Az önce abiyle bir muhabbet ettik. İşte dedi nasıl para kazanıyorsunuz, zor mudur falan mıdır? Ben de dedim her işim vardır bir zorluğu. Yani size demek istediğim 1 lira olsun, öz olsun. Yani istesek başka bir işler de yaparız. Yani yaparız, her türlü bir iş yaparız. Zengin oluruz, parayı kazanırız. Ama helal para olmaz. Yani 1 lira olsun, temiz olsun. Öyle bir sevdaya düştüm, yandı yüreğim. Bilmem nasıl edem kirvem, nereye gideyim. Öyle bir sevdaya düştüm, yandı yüreğim. Bilmem nasıl edem kirvem, nereye gideyim. Zor kirve zor, sevip sevip ayrı kalmak zor be kirvem zor. Gül gibi sararıp solmak zor be kirvem zor. Buradan bütün Türkiye, özellikle Ağrı iline bütün aileme selamlarımı gönderiyorum. Doğu Beyaz, Patnos, Diyadin bütün ilçelerine. Çünkü benim yaşadığım hikayem oradan. Annemin bana oradan dinini söylediği için gerçekten çok çok selamlarımı gönderiyorum. Ve bir iki söz de söylemek istiyorum yine de. Ağrılı olmak başka, ağrılı doymaz aşka. Hele bir de sevdiği varsa ağrılı doymaz çalışma. Biz gerçekten Ağrı Dağı'nın umut taşlarıyız. Yapımız ağır olur ama davamız büyük. Sevdamız ise çekilmez olur. Bu da sizlerden malum size bir iki kıta şiir gibi diyelim. Bizler yemeğimizi yedikten sonra sıcak evlerimize yollanırken, onlar bir sonraki müşterinin karnını doyurmak için sevenlerinden uzaktaki kalplerini susturup o lezzetli ellerini konuşturuyorlar. Gece yenen yemeklerin tadı bir başka güzel gelir ya insana. Belki de sebebi o yemeklerin içine işleyen bütün o duygularda, sevgilerde, hasretlerde gizlidir kim bilir.